Onu konuşacağız Melike. Bir dakika o, o Ali Kulevent konusunu konuşacağız da bir şeyi merak ettim. Bir anketten bahsettin. O ankette yani tepkilerden sonra yapılan ankette Lütfü Savaş'ın oyları düşmüş mü yani? Düşük mü görünüyormuş? Ne çıkmış o ankette? Edindiğimiz bilgilere göre aslında Lütfü Savaş'ın adaylığının geri çekilmesi beklenmiyor. Çünkü Çoğunluk görüş Lütfü Savaşı'nın adaylığının geri çekilmesini istemiyor. Ve bunu da ankete dayandırıyorlar. Ve bu anketin sonuçlarına göre de en çok oyu CHP'nin aday göster göstereceği isimlerden Lütfü Savaş'ın aldığı belirtiliyor. Zaten Lütfü Savaş'ın adaylığının belli olmasından önce ilk zamanlarda da bu belirtiliyordu. Hatay'da en çok oyu alacak olan kişinin CHP'den güçlü savaş olduğu belirtiliyordu. Ve bu son ankette de buna işaret ediliyor. Ancak tabii ki iki toplantı daha var. Gözler o iki toplantıda olacak. Anket sonucu nasıl yankılanır? Bunu hep beraber göreceğiz. Henüz ilk toplantılarda da gündeme gelmedi. Ancak diğer yapılan adaylarla birlikte Lütfü Savaş'ın aday olmasına sıcak bakan isimlerin çoğunlukta olduğunu söylemek mümkün. Yani şeyi anlamadım ya bu yani anket te, Lütfü Savaş'a çok büyük tepkiler olmuştu. O tepkilerden sonra bir son anket yaptılar. Orada da yüksek mi çıkmış yani Lütfü Savaş? Aslında şöyle denilebilir. Yüksek mi değil mi? Sadece oy bunu... kaybı diğer anketlere göre olup olmadığı sorusuna olmadığı belirtiliyor ancak diğer adaylarla birlikte yarıştırıldığı zaman onlara göre yüksek olduğu belirtiliyor. CHP'li bu, bu noktada bir anlamadım ben CHP'de bir şey ya bir, anlamadım ki anlayalım yüksek ondan sonra. yüksek çıkmış tamam bu tamam. yani şimdi özgür özel lütfü savaşı aday gösterdi değil mi evet sonra dediler ki olmaz istemiyoruz bunu filan işte kazan kaldırdı millet filan Tepkiler oldu, hatta protesto edildi. Tekrar anket yaptılar. Hatta Gökhan Zan inadına adayım dedi. Tekrar aday, tekrar anket yaptılar. O ankette yüksek mi çıkmış? Yani Öyle yine. Ya, ama işte o noktada bir teknik bir şey söylemek istiyorum, müsaade ederseniz. Şimdi bir belediye başkanı zaten kentinde en fazla tanınan kişilerden biridir. Siz ankette yöntem çok önemli. 12 tane isim koyup ankete. Bunlardan hangisinin belediye başkanı olmasını istersiniz diye sorarsanız şayet oradaki belediye başkanı ya da oradaki en tanınmış kişi birinci çıkar. Burada önemli olan bakılması gereken şudur. <laughs> Hatay'da CHP'nin oyu genelde nedir ve son seçimde 2019'da orada seçilen belediye başkanı yüzde kaç almıştır? Başka sorularla bakmışlardır onlara ya. Ben de onu diyecektim. Şimdi eğer bütün bu açılı ki meslektaşlarımız herhalde bunu bakmış olmalılar yani çeşit çeşit sormuş olmalılar. Meslektaşlarınız değil CHP bakmıştır. İşte CHP 2019'da neticede kaç aldı? Meslektaşlarımızdan birilerine yaptırıyor o anketi. Onlar da diyorum herhalde bu tekniği kullanmışlardır. 7-8 ayrı yönden bakılıyor bir belediye başkanı orada en iyi aday mı diye. Onların hepsinden iyi çıktıysa onu yaparlar. Ama o anketler ve eğilim yoklamaları da tartışma konusu. Yani mesela şey diyor ki Tunç Soyer diyor ki, ya beni aday göstermediler. Ben dedim ki hangi anket değilim bana bir gösterin. Gösteremediler diyor. Aynı Başta anket yapıp yapılmadığını da bilmiyoruz ki. Aynı durum Eskişehir için de geçer. Ya, yani, yani anket yapıp yapmadıklarını da bilmiyoruz. Yani ne demek istediğimi şöyle net daha net izah edeyim. Şimdi siz bir soruda sordunuz. Abi ben şeyi anladım. Mesela diyelim ki Lütfü Savaş mı, Melik Yiğitel mi, Bahat Feyzan mı? Tamam. Lütfü Savaş birinci çıkacak. Tamam. Eyvallah. Diyelim orada %33'te birinci çıktı. Ötekiler 8, 3, 5, 2 aldı. Bir başka soruda, lütfi Savaş yeniden CHP adayı olsa oy verir misiniz diye bir başka soruda sorduğunuzda, 43, 45, 42 neyse oradaki oy potansiyeli çıkıyorsa şayet o soruyu evet diyenlerin oranı, ki sağlıklı yapılmış bir anket olmalı. Ve 2019'da aldığı oy, oyun biraz üzeri veya biraz altıysa o uygun görülebilir. Ama sadece sorulan kişiler arasında birinin çıkması bir ölçü değildir, onu anlatmaya çalışıyorum. Öyle ben bir minik ayrıntı vereyim. Lütfü Savaş'ın bu işte memnuniyet anket diyebilirsiniz ya da anketin çeşidinin adını ne koyarsanız, kırsaldan fark atıyor. Kırsaldaki memnuniyet biraz fazla. Olabilir, Peki bakmadım. Bahar Sende bir kulis bilgisi var mı? Şöyle Değiştirecekler var. mi değiştirmeyecekler? Şöyle var aslında az önce bir bilgi daha geldi. Esenyurt'ta Gürsel Tekin ismi yok mu? YK'dan Gürsel Tekin çıkmadı diye bir bilgi geldi. Ama yerine kim var kim yok bilmiyorum açıkçası. Sadece Gürsel Tekin ismi YK'dan çıkmadı diye bir bilgi geldi. Ya Lütfi Savaş bu saatten sonra değişmeyecek gibi gözüküyor ya. Benim aldığım intiba, konuştuğum insanlar biraz hem geç de kalındı hem belki Hakan Bey'in dediği gibi o anket hani Lütfi Savaş yeniden devam etsin mi şeklinde yapılsa belki daha farklı bir bakış açısı olabilirdi. Hani üç isimden birini tanıyıp sadece Lütfi Bey'i tanıdık diye belki verdi. bilmiyorum ne kadar sağlıklı yapılıp yapılmadığını sonuç olarak birebir görmedim. Ama bu saatten sonra değişmeyecek gibi gözüküyor. Bence. De aday yok. Bence. Aday yok. Yani Sen ama aynı kanaatte misin? Aynı kanaatteyim. Ya koca CHP hani, içinde mutlaka aday var mı? Ya da şöyle. Yani e, bir, bir Suzan Hanım'a teklif edilmişti. E, o, o benim o da adayım, adayım Lütfü Savaş dedi. Evet. Adayım Lütfü Savaş dedi. Yani şu anda öne çıkmış bir aday yok. Bir de şu saatten sonra neyi değiştireceksiniz? Bir de böyle bir durum var. Yani siyasetin gerçeklerine de çok e, orantılı gitmez bu iş. Peki Haluk Levent'e tek bak şöyle olay. Haluk Levent olayı nasıl gelişti? Var mı bunun grafikleri, tweetleri? Bir görelim şöyle yani bir Haluk Levent tartışması dönüyor ortalıkta ee, bu nereden çıktı ilk ya Haluk yani, Levent mi? evet Murat Arel'in haberiyle başladı bu bir söz. haberle evet. başladı açıkla açıklama yok mu şey ya kimden gitmiş tamam. bilmiyoruz ki ya Ahmet Bey İddialar var şey diyor ha bunun bu böyle bir açıklaması oldu Haluk Levent'in İşte ee, ahbap başkanıyım ee, bir siyasi kimliğe giremem diğer siyasi partilerden de teklifler geldi. Yani CHP'den teklif geldiğini kabul ediyor bu açıklamada onur duyuyorum ama siyasete girmeyeceğime dair kararım kesin bu ülke için yapacağımız çok şeyler var diyerek reddettiğini burada açıklıyor değil mi? Sonra parti sözcüsü mü bir açıklama yaptı. O, o, O diyor ki ya bizim böyle bir teklifimiz yok. Hatay meselesi gündeme gelmedi. Kurumsal düzey ha şöyle diyor. Ha. Kurumsal düzeyde Haluk Levent'e adaylık teklifi söz konusu değil. Böyle bir teklif gitse sizle paylaşırım. Haluk Levent'e adaylık teklif edilmesi gibi gündemimiz olmadı diyor. Yalanlıyor yani. Biz Haluk Levent'e diyor kurumsal düzeyde bir teklifte bulunmadık tamam. diyor. Şimdi teklifi kim yaptı? Şimdi e, tarafsız bölgeye girmeden önce e, Taha Haluk Levent'le bir telefon görüşmesi yaptı. Yani ona yav sana bu teklifi kim yaptı falan diye sordu. Bize hemen gelsene Taha şurada Ha, ismi mi? ama bu dediğin gibi ha, resmen e, Onu reddediyor. Dedim. Yani biz böyle bir teklif yapmadık. Oza. Ama şu bu açıklama o. Gayin e. tweet'i var bir dakika. Haluk Levent'in bir de akşam attığı. Ha bir de yeni al, Verelim verelim ona da bakalım. CHP sözcüsü Deniz Ücel Haluk Levent'e kurumsal bir teklif yapmadık demiş. Herkes arıyor beni. Ta da aradı haliyle evet. açıklayayım. Ben de aradım. <laughs> Senin telefonla çıktı ama mı? Ama burada söylüyorum açmadı, not ettim ben <laughs> Tağın te Tağ telefonla açtı <laughs> i̇şte ama. Daha konuş. seni not ettim. Ee, gerçi tağa da söyledi bir şeyler ama önce şuradaki kamuya yaptığı açıklamaya bakalım. Sonra tağın perde evet. arkası bir söylediklerine de bakarız. Evet bana yazılı bir teklif yapmadı ama zaten yazılı yapılmaz benim bildiğim kadarıyla. Bir davet evet. mektubu değildir yani. yani. Yazılı yani. Yani noter tasdikli falan olmaz yani, yani. şimdi parti sözcüsünün biz kurumsal teklif yapmadık derken ki kastı Haluk yazılı teklif yapmadık demek değil. Yani demek istiyor ki ya genel başkan yardımcısı üst düzey hani parti adına böyle bir Aha. teklifi yapabilecek bir konumda olur. bulunan biri bir de bir parantez yapmadı demek istiyor. <laughs> parantez açabilir miyim? O olay şöyle oluyor. Şimdi tek, onu, sen sen, alan, sen onu açmadan ben tane, şunu söyleyeyim. Teklif bir alan biri işin, olarak söylüyorum. Tek, o şöyle oluyor. Teklif alan biri. Tabii tabii geçmişte. Şimdi arıyor. Diyor, teklif alan. Nereye teklif aldın? Söylemem. <laughs> Şimdi arıyor diyor ki ben diyor. Yani, kesin Meclis üyeliği filandır onuncası. Yok değil değil. <laughs> Liberal Daha, Demokrat Parti. Arıyor diyor ki ben Sayın Genel Başkanım şu adını arıyor ve ben şuyum diyor. Ondan sonra böyle bir şey hani konuşalım görüşelim mi böyle olur. Seni Kırşehir Kaman ilçe başkanı aradıysa Haluk Levent geçmiş olsun. İsmail Dükel bir şey söyledi. Yani şöyle gelişiyor bu işler. Parti X ismi gündemine gündemini alıyor. Parti yönetimi. Yönetim karar veriyor. Ondan sonra onun yetkilendirdiği bir isim MYK'dan geçiyor yani. arıyor. Tabii, MYK'dan geçecek karar. Tabii ki. Ya onu diyorum işte. Tabii ki. Parti yani görevlendirecek. Yani, Genel başkan adını ara. Kırşehir işte Kaman ilçe başkanı de, arıyorsa yok yani. Devamını evet, evet, üst düzeyden yapıldı. Üç kez arandım. Konuştuk. İşte kim aradı seni o önemli. Hatta lütfen bu konuşmalar aramızda kalsın dedim. Sabah gazet gazeteciler art arda arayıp soru sordular. Şaşkınlıkla kimden duydunuz dedim. Hepsi de parti içinden duyduk dediler. Haberi yapan gazeteci Murat Ağarel. Bence ona sorsunlar kimden duymuş diye. Keşke bu tartışmalar içinde hiç olmasaydım ama yapacak bir şey yok. Kimi aramış abi? Şimdi ben programdan önce aradım kendisini. Bir, kimin aradığını asla ve asla söylemiyor. Fakat şunu ifade ediyor. Hani ben yaş tahtaya basmam. Elimde bütün görüşmenin kayıtları, dökümleri. Eğer bu yalanlamayı sürdürecek olurlarsa, zor durumda kalırsa mecburen paylaşırım. Mimarıyla bir şey anladım. Fakat isim vermiyor. Yani bunu sürdürürlerse bu tartışmayı kimin aradığını söylerim diyor öyle mi? Yani ben o şeyi o anlamı çıkarttım. Dedi ki ben e, elimde delilsiz konuşmam. Çünkü Peki, bu, anlamı, arama bak. kayıtları var dedi. Peki üst düzey aramış mı? Şimdi oraya onu sordum. Dedim ki yani sizi arayan Hatay il başkanı falan mıydı? <laughs> Veya işte bir milletvekili mi? Yok olur mu öyle şey ya dedi hani bu bir il başkanının bir milletvekilinin aramasıyla olacak şey mi dedi? Dedim ki kim aradı o zaman dedim yani genel başkan yardımcısı mı genel başkan mı? Kullandığı ifadeyi direkt söylüyorum. Herhangi bir şaibeye sebebiyet vermemek adına başkan düzeyinde dedi. Genel başkan yardımcısı mı? Ya hali, genel başkan ya, ne yapıyorsun? Dedi. Sorduğumda hali. başkan düzeyinde dedi. E, başkan düzeyinde. Dedim, dedim şey ki yani. başkan düzeyinde ne demek? E, genel başkan, ki, başkan veya genel başkan yardımcısı anlamında. Evet. Ama evet. parti sözcüsü yalan söyler mi böyle bir şeyde ya başkan aradı. Şimdi parti sözcüsünün açıklaması da ilginç bir şey var. Kurumsal bir teklifte bulunmadı. Kurumsal bir tekliften benim tamam. anladığım antetli ha. kağıtla yani çok belli ki alt düzey üst düzey her neyse bir biçimde de bu konuşulmuş. Şifa ayında olsa. Evet. Ama tartışmadık Partisi... da ee... parti meclisinde. Şey MYK'da. Ee... Tamam ya. Yani her şekilde reddediyorlar bu şeyi. E, kurumsal teklif. Oradaki e, anahtar şey o. Getirsene o belki açıklamayı. Ben onay alsaydım EYK'ya getirecektim. şimdi o alttan tamam. bir, ya bir yokla demişlerdir belki birisine. Ha. Niyeti nedir? Bir bak bu da olur mu? Demir. Olur bu da tabii. Da yani mu? bu hep bildiğimiz şeyler zaten. Hani bir fikir nedir? yoklama mı çekildi? diyorsun? Efendim? Yoklama mı çekildi? Olabilir. Şurası, Ama şurası mı şu, Haluk Levent ben bildim birileri yıllardır siyasete girmeyeceğim diyor. Şurası mı? Kurumsal düzeyde Haluk Levent'e adaylık. Evet, yani bu yani kilit orada iki kelime var ya yani. kurumsal. E, Ama son cümleyi, şey de, cümleyi de oku lütfen. O cümlelerin bütünü bu konu Rica ederim. tamam. Gündemimiz yani bir, böyle, adaylık Haluk Levent bir bir gündemimiz olmadı. olmamış Melikciğim. Onu zaten kurumsal düzeyde bir teklifte bulunmadık derken Deniz Yücel onu ifade ediyor. Ama parti Bu sözünün aynen söylediğim gibi olmuş. Ama parti Birisi sözcüğün... kendisine görev edilmiş ya da birileri. Tamam da, da parti sözünün haberini Ama burada abi... Arka kapı diplomasisi de derler. Ya, bir birisinden Haberdar var. olmayan parti üyeleri var bu durumda ya da bir teklif var ortada. O zaman Buradaki şu... açıklama sadece bizim gündemimiz olmadı değil. Biz Haluk Levent hiçbir şekilde görüşmedik diyor. Yani Haluk Tabii, şunu söylemiş oluyorlar. Diyor. Kardeşim sen kendi kendine gelin güvey olmuşsun. Bizim sana adaylık teklifi Bilmiyorum. falan da yaptığımız yok. Bu, Ama burada, adam diyor burada. ki ben arandım. Hatta yani. ben dedim ki kendisine. <laughs> i̇l başkanı vardı. Genel başkan düzeyinde mi? Başkan düzeyinde. Dedim ki kaç <laughs> defa aradılar. yani şu mu oldu? Aradılar. Haluk merhaba. Ya biz seni Hatay'a düşünüyoruz mu? Dediler veya bazı donelerle mi geldiler? Evet dedi donelerle geldiler. Anket yaptırdık. Yüzde yüz herkesin oyunu sen alıyorsun dediler bana. Bir, o da haberi yine yazan, Deniz haberi Bey yazan Murat yine Deniz Bey'in Murat Yine yani Deniz ben Bey'in güvenirim, anketlerde iyi iz açıklamasıyla çelişiyor. Haluk durduk yerde bana geldi bir şeyler söylendi demez. Niye üç, desin? Neye üç, yararı desin, var? Ne gereği var? Niye adını tartıştırsın şimdi? Üç, parti sözünün açıklaması. Kurumsal düzeyde. Yani bir biçimde bir temas kurulmuş. Çok belli. Kurumsal düzeyde yok diyor. Ya bu doğrudur. Kurumsal Peki ama bu, düzeyde bu, olmamış. Bu şöyle. Ya orada bir tane adayın var senin. Tamam iyi kötü eleştiriyoruz, meleştiriyoruz. Lütfü Savaş değilse iyi olur filan parti açısından diyoruz filan ama biraz ayıp olmuyor mu o adama ya? Hani adamı böyle hırpaladıktan sonra nasıl o da, o, 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 milletin da, huzuruna çıkarıp o da o da o hiç şey. onu da CHP düşünsün. <laughs> o protestolardan sonra dediler ya tartışabiliriz. Bunu belki gerekirse şey yapabiliriz. Hatta hem Velia Baba dedi işte hem özgür özel söyledi. Bakarız ederiz diye de yine de bir şekilde olmadı bence. Hani şöyle mesela kanaatini soruyorum. Ya şimdi bakarız ederiz, tartışırız, bir daha değerlendiririz gibi cümlelerden sonra o adayın, o adayı kendi partin olarak sen yıpratmış olmuyor musun? Yani şimdi baktık ettik. ya siz yine de bununla idare edin dedik ahaliye, Hatay ahalisine Demek biraz tuhaf değil mi? E tuhaf. Bu ben lütfi savaş ismiyle bir ısrar edildiğinde anlamış değilim açıkçası. Yani bunu daha baştan, daha en başından. Çünkü insanlar hakikaten lütfi savaş orada tepkili. Bu bir gerçek. Bir de tamam bütün her şeyden lütfi savaş sorumlu olmayabilir ama birilerinde bedel ödemesini istiyorlar net olarak. E, aynı kişiyi de getirip koyunca buna da tepkilerle sahada belki birebir karşılaşınca bir dakika ya hani hiç düşündüğümüz gibi de değil galiba durum dediler ama iş işten geçti. Herhalde birinde bulamadılar ya yani bir organizasyon şeyi var bence. Peki İsmail Dükel'in bir tespiti oldu o benim çok dikkatimi çekti. Bu lütfi savaşın. Yani kent merkezinden ziyade daha çok kırsalda çok güçlü. O olur. doğru biliyor musunuz? Mesela onu dikkate almış olabilirler mi? Çünkü tepkisellik kent merkezinden kaynaklanıyor. Hani biz kırsalı bilmiyoruz, tanımıyoruz. Ama biz şöyle bir realite. Görmüyoruz yani orayı. Tamam, o doğru ama şöyle bir realite var. Yıkılan kent merkezi kırsal değil. Ya tamam kırsalda da var, yıkılanlar ama esas. Evet ama esas çöken kent merkezi. Bir Böyle kent bir realite var. Bir siyasetin ya. E, e, hatay, gerçeği de. Hatay, de merkezi daha ya ben kırsal derken kastettiğim ilçeler hani yoksa uzak Hatay'ın yok, uzak yok. köylerinden bahsetmiyorum. Yani daha ilçeler, e, daha gö, görünmez olan ama nüfusu da olan yerler Bilmiyorum. yani. Hayır. Pardon. Ama <laughs> bir şey Buyurun buyurun. Şimdi buyurun. ben e, Lütfü Savaş'a dair ciddi bir analiz yapıldığını düşünmüyorum. Ciddi bir analiz yapılsaydı Yoruldun mu? Yok. Sağdaki ha? Oturayım bari dedin Yok hayır <laughs> Sağdaki e, tepki mutlaka görürlerdi Buna katılıyorum Ciddi anladım. bir analiz olmadı Bu eski ezber Ama bir burada bir birbiriyle çelişen bir, bir şey, şey yok mu? Şöyle şimdi Lütfü Savaş'a dair deprem sonrası burası önemli Deprem sonrası ciddi bir analiz yapıldığı kanaatinde değil Yaptık dedi Adaylık Doğru söylemiyorlar Çünkü bu şu, anlattıkları hep deprem öncesi diyor ki Sağdan da milliyetçilerde geçiş var. Evet, çünkü MHP'den BD başkan oldu. AK Parti'den oldu. Sonra CHP'den Ama oldu. Ama deprem bir milat oldu diyor. Evet. Yani deprem sonrası her şey değişti. Şartlar değişti, her şey değişti. Ama Özgür Özel diyor ki abi anket yaptık diyor bütün aday adaylarıyla. E, Bu adam birinci çıktı diyor. Orada bir diğer aday adaylarından. E, o zaman ben şey olsam e, yani şu, depremden sonra yani. Deprem be, o, o zaman hani e, girsin yarışa. CHP'de o riski alsın yani ki. Sen, sen şimdi, ben şimdi CHP baş... genel başkanısın. Ha. Anket yapıyorsun. Hatay'da 5 tane aday var. Ankette birinci Lütfü Savaş çıkıyor. Sen çok tartışıldın. Deprem oldu. Sen çekil bakayım. Daha az oy alan ankette. Onu mu gösteriyorsun? Şöyle ben deprem yaşanan hiçbir ilde genel başkan olsam mevcut belediye başkanları devam etmem. Çünkü depremle o özdeşleşiyor ve bu algıyla ilişkili bir şey. Değiştiririm. Başarılı da olsa değiştiririm. Ne diyorsun abi? Seçmen algısını doğrudan etkileyen bir şeydir bu. Ama derler ki... Abi çok özür dilerim Öster, böyle alanla nüfuz ediyorum. Ya bu anketle ilgili bir şey değil. Bu dediğin vefa ile ilgili bir şey. Yani iyi hizmet vermiş bir adamı, bir genel başkan, bir lider çok kolay tasfiye ederse böyle eleştirdiğimiz liderler vardı yani. E bazılarını da çok kolay tasfiye etti CHP. E tamam işte yani biz de burada eleştirdik bazı konuları. Dolayısıyla hani o anlamda bir tasfiye den ziyade sağlıklı bir anket sonucuna bakar, uygun bulunursa devam der yani. Benim ilçemde Şişli Muammer Bey vardı yani. kendi yani gayet düzgün. Yani yolsuzluk yapmaz, kimseye yaptırmaz. iyi kötü hizmet eden birinci dönem birinci dönemini yapmış. Belediye başkanıydı. Bak Onur diyor ki reklamları izlediniz ya. Adamı aday yapmadılar. Şu anda ona 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 reklam yaparak elde edebileceğimiz bir şey yok yani. Onur Sema'nın de görmedik Şişli'nin yani. Ha onu bilmiyorum tabii. Yani bu, bu hesaplar var diyorsun. Hayır biz ben kime çok yaşa dersek Üç gün yaşıyor da rahat ol Onur. Ben de Alper Taşdelen çok başarılı dedim. Adamı çiziyorlar. <laughs> yani, ya, ya bir ilçede ediyorum, ya da şey büyük, büyük şehirde. Çeşitli, Gerçekten ya Melik Yeter artık ya. Alper deyip durma ya. Çizdiler adamı zaten. Evet. Çeşitli soru şekilleri var. 7-8 türlü soruyu sorduğun zaman o ilçedeki mevcut belediye başkanı başarılı mı değil mi? Böyle röntgen gibi çıkıyor. Yani doğru dürüst sorularla işin tekniğini... Peki abi sorular. sana bir şey soracağım. Röntgen gibi Sence çıkıyor. bu iki şey Haluk Levent, Lütfü Savaş. Ha, e, sen ne anladın yani? Hakikaten CHP'den Haluk Levent'e baba sen bizden aday ol filan diye böyle bir ciddi girişimde bulunulmuş mu bulunulmamış mı sen ne anladın? O bulunulmuş can bulunulmuş e, bulunulmuş zaten ki yani parti sözcüsünün ifadelerinde de resmi değil sadece demeye getiriyor ama önemli yani resmi şey, olması için zaten İsmail ha. Dükkan söyledi ha, bu işler ba resmi olmaz süre. zaten meyakadan gizlendirilmiş çıkması... bir isim gider görüşür o kurumsal teklif olur. evet Burada böyle bir şey yok. Bu zemin yoklama. Niyetin var mı? Ha. Niyetin var mı? Ama <laughs> aranmış yani bir çare belli ki bir alternatif aranmış. Çok popüler bir isim bulunamadığı için. e o Anketi de belli ki iyi çıkmış. Tekrar aday yap. Daha sence kazanır mıydı Haluk olsaydı? Yani Lütfü Bey'den daha fazla şansı var gibi duruyor açıkçası. Kazanır mıydı Haluk Hakan Bey? Daha iyi bilir tabii de. Kazanır mıydı? Bu eleştiriler çok zor. Neden özür dilerim? Ee, şu sebeple zor. Şimdi Haluk Levent kişisel olarak çok popüler. Orada da iyice popüler olur. Çünkü deprem koştu etti bilmem ne yardım falan. Ama lütfi savaşta hiç ölçmedim, bakmadım da. Ama biliyorum ki anketten bir belediye başkanı seçimi tekrar kazanma potansiyelinde bulunduğu zaman. Genel merkez çok kıpırdamak istemiyor o konuda. İlçe çok garanti değilse ya da il. Ama çok burada bir kıpırdama değilse. var Ahmet ya benim Bey. Benim bir de bildiğim bir şey var. Böyle çok popüler sanatçılar çok popüler oluyorlar. Fakat e, bir aday olduklarında da başarılı olamıyorlar. Ha, iki, ya. üç kere Lan. öyle oldu doğru yani. söylüyorsun. Belki Fatma Girik bunun dışında olabilir. Evet o bir Mesela, sıra dışı bir örnek. Etimeskut'ta anketler görüyorum bilmem kafa kafaya filan diye. Hayır benim anketimde 9 puan mevcut belediye başkanı önde. Enver Demirel. Örneğin. Şey. Örneğin. Behzat Çeyen'in önünde. Evet. Yani bir puan ön, fark var diyorlar. Hayır benim anketim öyle değil. Kaç puan var? 1 Nisan'da göreceğiz. Cumhurbaşkanlığında da böyle iddialar vardı. Kaç puan fark var? 8-9 puan fark var.